Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Asus'un TUF H370 Pro Gaming anakartını inceleyeceğiz. Z370'lerin ardından h 370 de hayatımızda. Peki temel fark nedir Recep? Ali, öncelikle H370 uygun fiyatlı bir Yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Z370'e nazaran o desteği yok. Evet, Z ile H arasında gördüğünüz zaman en büyük ve en temel dikkat etmeniz gereken fark bu özellikle hız aşırtmaya yönelik bir anakart istiyorsanız Z370 yongalı son derece üst modeller mevcut. Ancak 8. nesil işlemciler çıktıktan sonra ...hesaplı i5 ve i3 işlemci tercihleri olmasına karşın... ...hesaplı anakart tercihleri oldukça kısıtlıydı. Evet. Anakart üreticileri Z370'in de hesaplı versiyonlarını piyasaya sürmek için gayret etseler de... ...esas bekledikleri şey Intel'den H370 ve diğer hesaplı yongaların gelmesiydi. Evet. H370 nihayet aramızda. Oğuklak desteğinin olmamasına emaneli USB 3.1 Gen 2 desteği... ...bu yonga setiyle birlikte ilk defa Intel yonga setlerine geldi. Z370'lerde böyle bir özellik yoktu. Nasıl vardı? Anakartın üzerine bir çip koyuyordu anakart üretici ekstra bir maliyete katlanıyordu ama Intel'in kendi doğal bu yonganın içerisine yerleştirdiği USB 3.1 Gen2 desteği mevcut değildi, harici olarak ayrı olarak sunuluyordu. Evet, biz bugün TUF modelini inceleyeceğiz. Bu bağlamda Asus'un da biraz sınıflandırmasından bahsedelim. Asus en üst seviyede ROG ailesini konumlandırıyor Ali. Mainstream yani orta sınıfta ROG Strix serisi anakartlar olacak, giriş seviyesinde de TUF serisi olacak. ROG Republic of Gamers her zaman Asus'un üst seviye ürünlerini barındırıyordu. Strix daha sonra gelen bir marka oldu. Bu bağlamda ROG Strix'in orta üst seviye olması gayet mantıklı. TUF apayrı bir aileydi. Özellikle böyle zırhlı, değişik tasarımlı anakartlar görüyorduk. Şimdi artık değiştiğini, TUF'un logosunun yine Ultimate Force olarak orada durduğunu görüyoruz. Ama tasarımlar çok değişmiş. Anakarta yakından bakıp biz de neler değişmiş, neler var neler yok hepsine değineceğiz. Evet, özellikleriyle anlatmaya başlayalım. Öncelikle anakartın standartının ATX olduğunu belirtelim. İşlemci desteği de 8. nesil Core Pentium ve Celeron işlemcilerden oluşuyor. Celeron ve Pentium'ları genelde unutuyoruz seviye sistemleri incelerken ama onlar da hesaplı işlemciler olarak piyasada önemli bir yer tutuyorlar. Evet. Anakartın soketi LGA1151 ve Yonga seti zaten girişte bahsettiğimiz gibi Intel'in H370 Yonga seti. Burada tabii ki bellek desteği artık bir sonraki önemli nokta oluyor. 4 adet DDR4 bellek yuvası var bizim incelediğimiz modelin üzerinde. Yuvalara zarar gelmemesi için özellikle aşırı akım korumasına yer verilmiş. Burada sıfırlanabilir sigortalar var. Sıfırlanabilir sigortalar Sigortayı tabii ki son kullanıcı eline alıp kendisi sıfırlamıyor ama bu servisteki ömrünü gerçekten uzatıyor. Son derece kısa bir zaman içerisinde halledip sigortaları sıfırlayıp sorunu giderip size anakartı teslim etmelerini sağlıyor. Evet. Bu 4 yuvaya toplamda 64 GB bellek takabiliyoruz. Desteklenen DDR4 bellek frekansları da 2666, 2400 ve 2133 MHz. Intel işlemciler bellek frekanslarına o kadar bağımlı işlemciler değiller. Ancak tabii ki daha yüksek işlemci frekansı, daha yüksek bellek frekansı performansı arttırıyor. Asus burada ek olarak bellek veri yolunda da iyileştirmeler yapmış Ali. Buna Optimum ismini veriyor. İyileştirilmiş bellek veri yolu ile PCB üzerindeki iletişim noktaları arasındaki parazitlenmeyi %26 oranında azaltmışlar. Bu sayede bellek kararlılığı ve uyumluluğu artırılmış. ASUS bu iyileştirmeler aslında ilk defa Skylake mimarisindeki ilk ana kartlarında duyurmuştu. Bellek veri yollarında veri yollarının boyutlarını nasıl eşitlediklerini, oradaki frekans kalitesini nasıl arttırdıklarını mühendisler bize tek tek göstermişti. Orada çok ince bir çalışma var. Bu ana kartın PCB'sinin içerisindeki o hatların kalitesi ve mühendislik tasarımı orada belleklerin pratikte o frekans tutturup tutturamamasını gerçekten belirliyor, gecikme sürelerini ve sistem stabilitesini etkiliyor. Optimum'in bir başka avantajı da belleklerin daha düşük gecikme ile çalışmasını mümkün kılmak. Evet önemli özellikler. Şimdi buradaki önemli noktadan bir tanesi de belleklerin kanal yapısı Recep. Kaç kanal yapısında çalışıyor? Ali H370'te çift kanal bellek desteği var. Buna ek olarak anakartta XMP desteği de mevcut. Aynısı size H370'de de geçerliydi. Eğer 4 kanal bellek desteği istiyorsanız X299 platformuna bakmanız gerekiyor. O noktadaki incelemelerimizde sistem toplamalarımızda görebilirsiniz. Ekran kartı desteğine geçtiğimiz zaman anakartın üzerinde 2 adet PCI Express X16 uzunluğunda slot olduğunu görüyoruz. Bu slotlardan bir tanesi X16 hızında çalışırken diğeri en fazla X4 hızını destekliyor. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de Z370 ve H370 arasındaki PCI Express hat sayısının da aynı olmaması. Platformlar arasında PCI Express hatlarının sayısı değişiyor. Çünkü özellikle PCI Express hat sayısının artması maliyeti doğrudan anakart üreticisi için arttıran bir unsur. Bunu önemli belirtelim. Evet. O noktada yine dikkat çeken bir nokta zaten üstteki portun burada çelik ile güçlendirilmiş korumalı bir port olması. Alttaki portlarda böyle bir ek korumayı görmememiz. Neden? Ağırlığı taşıyacak ana ekran kartını takacağımız port bu şekilde hazırlanmış. Yani baktığımız zaman yeni nesil hesap ana kartlarının hemen hemen hepsinde tek ekran kartı bizim tavsiye ettiğimiz gibi odaklı bir düşünce var. Ama ikinciyi takmak istersek bazı anakartlarda böyle bir seçenek de sunuluyor. Evet bu anakartta da böyle bir seçenek var Ali ama sadece AMD ekran kartlarında. Yani crossfire yapabiliyoruz. Mesela örneğin iki tane RX 580'i takıp bir arada kullanabiliyoruz. Öte yandan tek bir tane Nvidia 1070 ya da 1080 takıp yine çok yüksek performans alabiliyoruz. Evet ama SLI desteği mevcut değil. Buna ek olarak anakartın üzerinde 4 adet de PCI Express X1 slotu olduğunu belirtelim. Bunlar da ek bileşenler takmak için konuluyor ama günümüzde sistem toplamalara baktığım zaman Recep yaygın olarak burada çok fazla kullanılan bileşen görmüyorum. Kullanıcılar genelde bu yuvaları boş bırakıyorlar. Bu bağlamda tam ATX alternatifi olarak da mikro ATX daha küçük anakart seçeneklerinde Asus'un sunduğunu belirtelim. Depolamaya geçtiğimizde anakartın üzerine 6 adet SATA 6 gigabit portu olduğunu görüyoruz. Klasik sabit diskler ya da SSD'leri, SATA SSD'leri buradan takabiliriz. Evet. Aynı zamanda anakartın RAID desteği de var. H370 Yonga seti tarafından RAID 0, RAID 1, RAID 5 ve RAID 10 desteği sağlanıyor. Çok tavsiye etmesek de ihtiyacı olan kullanıcılar RAID konfigürasyonunda veri yedeklemeli ya da ek performansı arttırıcı önlemler alabilirler, kurulumlar yapabilirler. Evet. Bunlara ek olarak anakartın üzerinde yeni nesil M.2 portları da mevcut. 2 adet M.2 port var. Bunlardan bir tanesi SATA ve PCI Express desteği sunuyor. Diğer M.2 port ise sadece PCI Express desteği sunmakta. PCI Express yani NVMe SSD'ler gerçekten çok yüksek performans sunabiliyor. Örnek olarak daha önce incelediğimiz 960 model bir SSD'yi verebiliriz. Bunu taktığımız zaman gerçekten SATA SSD'lerle kıyaslanmayacak kadar yüksek performans alıyoruz. Ama kullanıcının daha önceden SATA M.2 bir SSD'si vardır. O zaman o olan yuvaya takarak tabii ki kullanabilir. Şunu da eklememizde fayda var eli M2.1 yani ilk M2 portu en fazla PCI Express X2 hızında çalışırken ikinci port X4 hızına yani tam performansı destekliyor. Yani tek bir tane yüksek hızlı M2 SSD'yi takacaksak X4 portuna takmamızda fayda var. Kesinlikle. USB desteğine baktığımızda incelemenin başında belirttiğimiz USB 3.1 Gen 2 desteğini görüyoruz. Bu destek dediğimiz gibi doğrudan Yonga City yani H370 tarafından sağlanıyor. Anakartın üzerinde 2 adet USB 3.1 Gen 2 tip A portu mevcut ve bunlar arka panelde yer alıyor. Özellikle yeni anakartların özelliklerine baktığım zaman Recep biraz daha üst seviye olanlarda bu USB 3.1 Gen 2 portlarını daha fazla görüyorum. Daha da hesaplı olan yeni anakartlarda bu portların sayısının cidden düştüğünü görüyorum. Doğru Ali. Bunun sebebi USB 3.1 Gen 2 desteğinin dediğimiz gibi ek yonga ile sağlanmasıydı ve bu da ek maliyet getiriyordu. Artık maliyetler azaldı. Burada sadece yine Asmedia'nın ASM 1562 Retimer yongasının kullanıldığını görüyoruz. Bu nispeten daha düşük maliyetli bir yonga. Ne işe yarıyor? Yonga seti ile USB portu arasında bir mesafe var. Bu mesafeden dolayı sinyalde sorun olmasın diye tekrar bir yeniden zamanlama yongası konulmuş. Özellikle anakarttaki sinyal zayıflamalarına karşı alınan önlemler anakartın kalitesini belirliyor. Baktığınız zaman listelerde üzerindeki Retimer çiplerini görmüyorsunuz. Neden fiyat farkı var iki model arasında diye. Ama daha üst kaliteli anakartlara doğru geçtikçe ve bu yongaları gördükçe bunları anlayabiliyorsunuz. Bu erişilebilir bir anakart olmasına karşı bunu koymaları güzel çünkü USB istikrarsızlıkları anakarttaki en büyük mutsuzluk sebeplerinden bir tanesi Recep. Yani bir cihaz taktığın zaman ve algılanmadığında ya da düştüğünde kesinlikle keyfin kaçıyor. Hatta veri kaybına bile uğrayabiliyorsun. Kesinlikle özellikle yazma işleme esnasında veri kaybı söz konusu olabiliyor. Bu başımıza gelen bir durum oldu. Evet farklı anakartlar ile negatif ya da pozitif tecrübelerimiz oldu. Burada retimer olduğu için son derece stabil çalıştığını söyleyebiliriz. Anakartın üstünde 5 adet de USB 3.0 portu var. 3 port arkada. Bu portlardan bir tanesi tip C olarak konumlandırılmış. 2 port da anakart üstünde yer alıyor. Şimdi tip C portu gördüğüm zaman otomatik olarak onu gen 2 bekliyorum Recep. Burada kullanıcıların ezbere hareket etmemesi aslında hangi portun ne olduğunu bir bakması gerekiyor. Bunu da belirtelim. 6 adet de USB 2.0 portu mevcut. Bunlardan 2 tanesi arkada, 4 port ise anakart üstünde yer alıyor. Şimdi bu üste yer alan portlar kasanın ön kısmına kablo ile bağlandığı için kasanızda ön tarafta kaç tane USB 2.0 Kaç tane USB 3.0 portu var? Buna göre aslında portu elde ediyorsunuz. Bu da kasanın kalitesini ve seçimini biraz daha önemli hale getiriyor. O öndeki portlar çok kolay bozulmalarıyla meşhur. Özellikle ucuz kasalarda. Evet. Ek olarak şunu da belirtelim. Portların arkasında ESD koruması var. 10 kV havadan gelen yüke 6 kV da doğrudan yüke dayanıklı. Şimdi ses kısmına baktığımız zaman PCB üzerinde halen ayrı bir ses yonga bölümünün yer aldığını görebiliyoruz. Ama en üst seviye anakartlara göre baktığımız zaman bölümün alanı gerçekten daha küçük kalıyor. Yine de daha önceki hesaplı kartlara göre baktığımız zaman çevresinde destek yongaları olduğunu bir de üzerinde koruma kalkanı olduğunu görebiliyoruz. Yine TUF logosu da burada yer alıyor. Evet Halil. koruma kalkanın altında Realtek'in ALC 887 kodeyi mevcut. 5.1 kanal yüksek çözünürlüklü ses elde edebiliyorsunuz ki anakartın arkasında zaten göreceğim üzere 3 adet ses çıkışı mevcut. Asus ses sistemini sadece PCB'den ayırmakla kalmamış. Aynı zamanda sağ ve sol kanalı da PCB'nin içerisinde birbirinden ayırmış. Parazitlenmenin önüne geçmek için. Buna ek olarak daha sıcak bir ses deneyimi için Nichicon kondansatörler kullanıldığını görüyoruz. Asus anakartlarda uzun süredir Nichicon firmasıyla anlaşmasını sürdürüyor. Nichicon'un kondansatörlerini kullanıyor. Bu neden önemli? Uzun vadede Asus anakart kullanan biri ses karakteri konusunda da bir benzerlik, bir tanıdıklık yaşayabilir. Burada tabii ki kondansatörlerin sayısı anakartın fiyatıyla doğru orantılı bir şekilde artıyor artıyor. Ama bu kondansatörleri hiç koymayabilirlerdi. Burada bu kondansatörlerin olması dediğimiz gibi karakteri daha sıcak hale getiriyor. Ses sisteminde tabi bir de yazılım ve donanımla birleşen bazı özellikler mevcut. Bunlardan bir tanesi jack tespiti. Yani bir jack takıldığı zaman sistem bunu algılıyor. Bu zaten çoğu ses sisteminde var. Bir de jack retasking var. Özellikle ön portlarda Örneğin mikrofon girişiniz bozuldu. Evet. Bu bağlamda ses çıkışını mikrofon girişi olarak yeniden yapılandırabiliyorsunuz. Bu da yararlı kullanıcıların başına uzun vadede gelen komple anakartı değiştirmeye üşendikleri için çektikleri şeyleri ortadan kaldıran bir özellik. Zaten dijital ses sistemi. Baktığın zaman tamam arka tarafta halen analog portlar, belirli şeyler kullanıyoruz ama bu tür esnekliklerin sunulması, yaygınlaşması güzel noktalar. Yazımın çok önemli olduğunu daha önce de ses konusunda söylemiştik. Burada desteklenen DTS modları var. Bunları özetleyelim. DTS ses modları içerisinde stereo kulaklık için çevresel ses. Önemli. Asus'un kendisi aynı zamanda biliyorsun hem ses kartı üretiyor, hem kulaklık üretiyor, hem oyuncu ekipmanları konusunda ailesini genişletiyor. Burada Aerial Mod dediğimiz MOBA, RTS, özellikle strateji ve spor oyunları için sesi daha önden getiriyor. Soundscape yani ses alanını genişleten bir modumuz var. Massive Multiplayer Online, RPG, Aksiyon, MA macera, korku. Sağdan, soldan, etraftan gelen sesleri daha fazla arttırıyor. Bir de taktik FPS oyunları için ve gezilik oyunları için Splinter Cell gibi gelen bir modumuz var. Sesler ipucu verdiği için Ecolizer hassas sesleri duyuracak şekilde ayarlanıyor. Yani bu ne demek oluyor? Bir tanesi adım seslerine daha hassas, bir tanesi daha çevresel bir ses deneyimine odaklanıyor. Diğeri de genel olarak daha önden, daha doğrudan ses iletiyor. Bu sesin karakterini gerçekten değiştiriyor mu? Evet, oyunlardaki deneyimi etkiliyor. Bu etkiyi de özellikle oynadıkça hissedebiliyorsunuz. Oyun demişken tabii ki online oyunlar gittikçe yaygınlık kazanıyor. Burada LAN, Wi-Fi neler var neler yok Recep. Ali ürünün bir de Wi-Fi modeli var ama bizim incelediğimiz modelin içerisinde bir Wi-Fi modeli yok. Ama Ethernet desteği tabii ki her anakartta olmazsa olmaz özelliklerden. Asus da burada Intel'in i219 ve Gigabit LAN kontrolcüsünü kullanıyor. Bu LAN kontrolcü düşük bir işlemci kullanımı sunuyor. Buna tabii ki yazılımla da destek evet. verilmiş. Asus'un turbolan yazılımı var. Bu yazılım C4 Speed tabanlı. 90'lı yıllarda portların Türkiye'ye ilk geldiği zamanlarda C4 Speed bize kilobaytlar kazandıran önemli bir yazılımdı. Şimdi burada yine yazılımın içerisinde paketleri önceliklendirerek online oyunlardaki ping süremizi indirirken, dosya gönderirken oradaki band genişliğimizi daha ince bir şekilde ayarlamamıza imkan sağlıyor. Yani bize kazanım sağlıyor. Ufak da olsa hepsi birikiyor. Sıra geldi soğutma bağlantılarına. Anakartın üzerinde olmazsa olmaz 4000 CPU fan bağlantısı mevcut bir adet. Buna ek olarak bir adet de 4000 sıvı pompası bağlantısı mevcut. Bütün bu fanları BIOS ve işletim sistemi üzerinden kontrol edebiliyoruz. Yine iki adet de 4000 sistem fan bağlantısı görüyoruz anakartın üzerinde. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi bu bağlantıların ne kadar stabil ve yazılımın ne kadar düzgün çalıştığı. Asus'un fan kontrolü yazılımıyla bunlara erişip kontrol edebilmek önemli. Aynı zamanda voltaj kontrolü sağlaması da önemli. Yani iki türlü de kullanabiliyoruz. Normalde 3000'li soğutucu bağlantıları var, 4000'li bağlantılar var. Burada ikisini de bağlayıp kullanabiliriz. Evet Bunları dediğimiz gibi hem UEFI ara biriminden kontrol edebiliyorsunuz hem de Windows'ta Fan Expert 4 Core yazılımı üzerinden kontrol etmek mümkün. Ek olarak anakartın üzerinde 4 adet ısı algılama noktası olduğuna belirtelim. Bunlar da yine önemli. Anakartın sıcaklığını BIOS üzerinden takip ederken buradan algılanan sıcaklıkları görebiliyoruz. Şimdi bazı anakartlarda bu algılama noktaları ekstradan diyot bağlayıp bir şeyleri bağlayıp ölçüm yapmaya yarıyor. Burada genel olarak anakartın sıcaklığını takip için sunulmuş. Yani kullanımı daha kolay daha basit bir özellik olduğunu Yeni ve önemli özelliklerden bir tanesi buradaki bağlantıları yaptıktan sonra sistemimizin içerisinde ekran kartına göre sıcaklık ayarı yapılması. Yani artık anakarta bağladığımız kasa fanları da ekran kartının sıcaklığı arttığı zaman daha fazla çalışıyor. Bu sayede sistem kendisini daha iyi bir şekilde soğutmuş oluyor. Evet bu teknoloji Nvidia'nın 700 serisi ve sonrası ekran kartları ile destekleniyor. Tabi bu teknolojinin pratikte ve uzun vadede ne kadar etkili çalışmaya devam edeceğini, ne kadar güzel çalıştığını topladığımız, kullandığımız sistemlerde takip edip göreceğiz. Sizlerle güncellemelerde, yorumlarda paylaşacağız. Ama temel mantık olarak güzel. Asus bu ekran kartı ve anakart uyumu konusunu daha da geliştirmeye devam ediyor. Bazı ekran kartlarında da artık Fan kontrolcü bağlantısı koymaya başladığını göz önüne alırsak artacağını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Anakartın üzerindeki jumperlara ve düğmelere geçtiğimizde bir adet ön ses bağlantı portu olduğunu görüyoruz. Yine bir adette 12 volt RGB led şerit bağlantısı mevcut. Bunun 12 volt olması önemli çünkü her RGB şerit aynı parlaklıkta parlamıyor. Neden sönük kaldı derseniz 12 volt olmadığı içindir diyebiliriz. Bunu özellikle bakıp takip etmenizde fayda var. Evet. Buraya taktığınız led şeritleri Asus'un AuraSync yazılımı ile kontrol edebilirsiniz. AuraSync'in de güzelliği genel olarak uyumluluk listesinin gün geçtikçe gelişmesi. Bu TUF Gaming ailesinde olsun, diğer ROG ürünlerinde olsun, farklı firmaların soğutucu, kasa, diğer çözümleriyle hatta oyuncu ekipmanlarıyla uyumluluğu zamanla geliştirmeye devam ediyor olmaları. Yani aydınlatmalarımız daha uyumlu ve diğer cihazlarımızla da daha ahenk içerisinde çalışabilecek. Evet, Yine anakartın üzerinde kasa ön panel bağlantı pinlerini görüyoruz. Olmazsa olmaz. Bu anakartta bir de Ali seri bağlantı ile BIOS güncelleme pinleri de mevcut. Bu tabi servis tarafından kullanılıyor. Olsun servise sunulan özelliklerin de artması önemli. Bu resetlenebilir, yenilenebilir dediğimiz sigortaların olması da önemliydi. Burada seri bağlantı ile BIOS güncelleme de önemli. Dediğin gibi anakartın serviste kalma süresini kısaltıyor. Servisin hizmet kalitesini arttırıyor. Artı. Evet. Bir başka noktada Clear CMOS jumper zaten anakartlarda olmazsa olmaz. Yine bu anakartlarla dikkat çeken bir noktada şu komportu var. Comport'un normalde kurumsal anakartlarda olan bir özellik. Üzerinde gaming ibaresi olan bir anakart. Tamam beklemiyordum Recep. Evet Ali. Uygun fiyatlı olduğundan dolayı Asus bu Comport'ta bu anakarta dahil etme gereği duymuş. Tabi Yonga setinde artık Comport desteği kalmadığından dolayı burada ekstra bir Yonga kullanmak durumunda kalmışlar. Bu da Unisonic Technologies'in UTC 75232 numaralı kontrolcüsü. Bu kontrolcü de kimin işine yarayabilir? Bu anakartı gaming anakartı olarak değil de farklı bir iş için alıp da o sistemde kullanacak olan kullanıcının komport ihtiyacı vardır. Karşılar adam piyasadan ihtiyacını rahatlıkla halletmiş olur. Tutup da onun için özel bir anakart aranmasına gerek kalmaz. Evet ya da çok fantastik eski bir komporttan bağlanan kontrolcü salonun oyuncuda takabilir kart öyle. Olabilir şimdi simülasyon oyuncularına baktığın zaman adam 1980'lerden beri aynı ekipmanı kullanıyor. Evet. Değiştirmeye niyeti yok. Baktığın zaman binlerce dolar koleksiyonel ücreti var. Komporttan bağlasın kullansın. İnce güzel düşünceler gayet hoş olmuş diyebiliriz. Ama her kullanıcı için gerekli mi? Hayır kesinlikle değil. %90'ı kullanmayacak hatta daha büyük bir oranı kullanmayacak onu da belirtelim. Bütün bunlara ek olarak anakart üzerine bir debug led göremiyoruz ama bunun yerine Asus QLED özelliğini konumlandırılmış QLED farklı bileşenler için anakartın üzerinde yer alan LED'lerden oluşuyor. Örneğin sistem açılırken RAM'e ait QLED yanarsa RAM'de bir sorun olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu aslında genel olarak tecrübe seviyesi daha giriş seviyesindeki kullanıcılar için bir artı özellik. Neden? Ekran kartımın RAM'i işlemci mi? Bir bakışta anlayabiliyor. Ama biraz daha tecrübeli ve detaylı hata bulmak isteyen kullanıcılar için o hata kodlarını görüp anakart kitapçığından bakmak daha kesin bir çözüm. Biz onu tercih ediyoruz ama siz bunu da tercih edebilirsiniz. Hem bir artı hem bir eksi kullanıcıya göre değiştiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Sıra geldi arka panel bağlantılarına. Burada paslanmaz çelik arka portlar kullandığını belirtiyor Asus. Krom oksit ile güvence altına alınarak 72 saatlik tuz spreyleme testinden sağ çıktığını belirtmiş firma. Standart testinde 24 saat olduğunu ekliyor. Tuftan yadigar kalan sağlamlık testlerinden bir tanesi. Daha önceki tuf anakartlar özellikle ekstra sağlam olmak üzere tasarlanıyordu. Burada da kasanın dışında kalan dış etkenlere biraz daha fazla maruz kalacak. Arka porta önem vermişler. Onu dayanıklı yapmışlar. Zaten baktığımız zaman kalitesi genel olarak gözüküyor. Bunu söyleyebiliriz. Arka ve ön kısma kaç USB portunun bağlandığını, USB port numaralarını zaten söyledik hocam. Diğer portlarımız neler? Ali bir adet PS2 klavye fare portu mevcut. Arkada yine bir adet DisplayPort 1.2 portu ve HDMI port var. Bir adet de VGA portu var. VGA portunun olması da ilginç. Burada bunların hepsi işlemcinin içerisindeki dahili grafik yongasından çıkış almak için kullanılıyor. Biz normalde ekran kartına bağlıyoruz. Ondan görüntü alıyoruz ama ekran kartına bir arıza ya da bir sorun olursa dahili grafik kart da sorun çözmemizi sağlıyor. Yani entegre GPU'nun en büyük faydalarından bir tanesi de bu tür problem çözümlerinde hayat kurtarması oluyor. Ya da ekran kartını servise bıraktığınızda ekrandan görüntü alıp kullanmaya devam edebilmeniz oluyor. Kesinlikle. Varsanalar platformun VGA desteği yok. Bunu da ekleyelim. Bu bağım da VGA portu için arkada bir adet Realtek RTD2166 yongası kullanılıyor. Yani varsayılan olarak yok derken şunu söylüyoruz. Artık yeni teknoloji anakartta VGA desteğini Intel dahil etmiyor. Anakart üreticisi bu portu ekstra olarak koyup böyle bir seçeneği de sizlere sunuyor. COM ile birlikte baktığımız zaman bayağı legacy aslında geriye dönük garantici bir anakart tasarladıklarını görebiliyoruz hocam. Evet Ali bir PCI portu eksik diyebiliriz. Olmaz. LPT portunun da olması lazım <laughs> bence. Ben LPT joystick attığım zamanında içim acıyarak. O yüzden geriye dönük portlarla ilgili ihtiyaçlar bitmez. ITC arkadaşlar izleyen izleyicilerimize Zaten söylüyorlardır biz daha neler neler kullanıyoruz, neler aranıyoruz diye. İşin esprisi bunları da paylaşalım diye. Evet. İza portuna kadar gider bu muhabbet yoksa. Regex 5 Ethernet portlu anakartın arkasındaki portlardan bir tanesi. Bu portun da arkasında TUF LANGART mevcut. 15 kV yüksek akım koruması sağlıyor bu özellik. Bu da güzel. Ethernet portu üzerinden gelebilecek olan aşırı yüklenmeler çok nadiren sistemi kızartıyor. Ama o nadir başınıza geldiği zaman istatistik olmaktan çıkıyor. Koruma olması güzel. Bütün bunlar güzel ama BIOS nasıl Ali, Asus UEFI BIOS kullanıyor ve ara birimi gerçekten çok hoş. Girdiğin zaman EZ Mod yani kolay modla karşılaşıyorsun. Daha sonra Advanced yani gelişmiş moda girebiliyorsun. Gelişmiş modda SSD Secure Race ve EZ Flash 3 gibi özellikler var. EZ Flash 3 ile mesela kolay BIOS güncellemesi yapabiliyorsun. Şimdi Hey Yonga Set'te anakartlarda hız aşırtma kapalı. Ancak bazen Asus anakartlarında bir BIOS güncellemesi getiriyor. İşlemci müsaade ediyorsa işlemcide ufak tefek bazı ayarlar yapıp performansı biraz daha arttırmaktan çekinmiyor. Hatta bazen Intel o noktada izin vermese bile Asus belli anakartlarına biraz cheat mi yapıp diyelim biraz daha frekansları arttırmaya biraz daha bir şeyleri kurcalamaya bir ayar koyabiliyor. Bu bağlamda BIOS'un aslında son derece gelişmiş güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni nesil anakartlardaki BIOS hatalarını, BIOS geliştirmelerini, performans artışlarını takip ediyor olacağız. Teknopat sosyalde zaten anakartın kullanıcıları tarafından açılan konular var. Lütfen hem takip edin hem de siz de katılın. Orada deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Karşılıklı konuşalım. O noktada hem güncellemeleri tavsiye edebiliriz hem de ayarlara birlikte bakabiliriz. Sıra geldi anakartın güç beslemesine. Önemli nokta Recep. Ben güzel bir işlemci taktım buna. Yarın öbür gün daha da güzel bir işlemci taktım. Hız aşırtma olmadığını biliyorum ama diyelim ki platformun birkaç sene sonra artık sonuna doğru geldik. Güçlü işlemciyi kaldırabilecek mi? Evet Ali güçlü işlemciyi kaldırabilecek. Bunun için hem güç beslemesi hem de soğutması yeterli. Anakartın üzerinde işlemci için 6 fazlı bir güç beslemesi mevcut. Her bir fazın arkasında da 10 seminin 4C06B ve 4C10B MOSFET'lerini görüyoruz. Bunun yanında ASP 1400 DigiPlus VRM güç kontrolcü de yer alıyor. Bunun daha da ötesinde metal bir MOSFET soğutması mevcut. Anakarttaki diğer bileşenlere baktığımızda tuf bileşenler kullanıldığını görüyoruz. Örneğin tuf MOSFET var. Düşük RDS 10 değerli askeri sınıf MOSFET'ler bunlar daha iyi güç verimliliği ve düşük ısı üretimi sağlıyor. Bu MOSFET'ler yine tuf kondansatörler var. Sıcaklığa %20 daha dayanıklı ve 5000 saat ömüre sahip 5K kondansatör olarak geçiyor bunlar. Yine tuf borcu bobinleri görüyoruz. İşlemci için kararlı güç sağlayan bobinler. Bunlar da Tayvan üretimi Mil 1R2 borcu bobinler. Gayet güzel. Şimdi baktığımız zaman şunu görüyorum. TUF burada anakartın üzerindeki zırh olmaktan çıkmış, işlemcinin çevresindeki güç bileşenlerine devam etmiş. Yani TUF'un değişimi bu şekilde olmuş. Bu da önemli noktadan bir tanesi. Z370 yerine H370 tercih edip de tutup en giriş seviyesine anakart almamamızın en önemli noktalarından bir tanesi hız aşırtma olmasa bile güçlü işlemciyi stabil çalıştırabilmek. Çünkü siz hız aşırtma yapmasanız bile turbo frekans dediğimiz bir gerçek var. İşlemci otomatik olarak kendi frekansını güç beslemesi stabilse ısınmıyorsa arttırabiliyor. Yani burada Z anakart almasanız bile dediğimiz gibi daha çok performans elde etmeniz mümkün. Son olarak yeni nesil anakartların olmazsa olmaz özelliği RGB aydınlatmaya da bakalım. Evet, anakartın üzerine baktığımız zaman anakartın üzerindeki genel tasarımın haricinde bir de çalıştırdığımız zaman ortaya çıkan RGB ışıklandırmalarımız var. Evet Ali, sağ tarafta anakartın RGB aydınlatması mevcut kendi üzerinde. 12 farklı RGB efekti Aura Sync ile ayarlayabiliyoruz ya da Asus kutunun üzerine yanlış yazdığı şekilde dersek Aura Sync ile Olabilir. Öyle typolarda karşımıza çıkabiliyor. Ufak bir hatayı burada tespit ettik. Ama genel olarak Aura Sync'in çalışması artık bir nesilden fazladır devam ediyor ve son derece gelişmiş, oturmuş bir durumda. Burada TUF Gaming yazısı olsun, kenardaki çizgiler olsun, askeri kamuflaj olsun genel olarak bir anakartın daha kamuflajdı daha askeri karakterde olduğunu görebiliyoruz. Rock karakteri farklı, Rock Strix karakteri ve tasarımı farklı. Prime Nana kartlarının Asus'un tasarımı farklı. Daha önce incelediğimiz Deluxe'ların da farklıydı. Ama burada Tuf'un yeni gaming ailesi olarak daha hesaplı konumlanmasıyla birlikte askeri kamuflaja dönüşüp zırhını geride bıraktığını ama boğucu bobinler ve diğer birleşenlerde askeri kaliteyi koruduğunu görebiliyoruz. Evet. Temel olarak da anakartın özeti aslında bu şekilde baktığımız zaman hesaplı anakart yokluğunu kapatacak temel anakartlardan bir tanesi. Peki alınır mı alınmaz mı hangi kullanıcı almalı Recep sence? Ali uygun fiyata bir sistem toplamak isteyen ve bunu yaparken de yeni nesil kafilek işlemcilerin çok çekimden yararlanmak isteyen kullanıcılar anakartı tercih edebilir. Çok çekirdeğin ötesinde yeni nesil kafilek işlemcilerin kullanılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi tek çekirdek performanslarının yüksek olması. Bunun da ekran kartından daha iyi faydalanma imkan sağlaması. Örneğin bir oyun oynayacaksınız. Özellikle çekirdek performans çok çekirdek performansla devreye giriyor ama bazı konularda FPS'yi arttırmak için mücadeleci oynamak için tek çekirdek yine önem kazanıyor. Intel hız aşırtmasız modellerinde bile orada yüksek performans sunabiliyor. Bunun bir örneği i5 8400. Yine baktığımız zaman 8600, 8700 gibi işlemciler de piyasada mevcut. Tabii K ibareli işlemcilere geçtiğimizde Z yongalı anakartın hız aşırtmaya açık modellerini tercih etmekte fayda var. Daha altta ne var? Daha hesaplı olan Asus'un anakartları da var. Ama şunu söyleyelim. Güç beslemesinin stabil çalışması uzun vadede kullanıcı memnuniyetini daha fazla arttırıyor. Bu noktada salt hız aşırtmayla uğraşmadan sabit performans almak isteyenler için H370'ler gayet güzel seçenekler. Diğer seçenekler demişken Asun Tuf ailesine biraz daha geniş yelpazdan bakalım. Evet bu kutuyu kenara çektiğimiz zaman diğer anakart modellerini de burada görebiliyoruz. Z370 Pro Gaming diyor burada Recep. Bunda da H 370 Pro Gaming diyor. Yani Z hız aşırtma istediğimiz zaman burada yine hesaplı hız aşırtma versiyonu var. Evet. Biz de daha önce zaten Z 370'in hesaplı versiyonunu sistem toplamada kullandık. Evet. Çünkü piyasada H ve B anakartlar yoktu ve Asus Z 370'de seçenek olmadığı için cidden fiyatı bayağı aşağıya indirmişti. Çok cazip bir şekilde ileride hız aşırtma imkanı olan işlemcileri takma fırsatı olunca da biz de tercih ettik. Upgrade bizim gözümüzde her zaman önemli. Evet. Bugünse artık daha da uygun fiyatta olan B360 Pro Gaming modeli de piyasada. Şunu da söyleyelim daha önce B250 anakartlarda belli bir oranda hız aşırtma yapabiliyorduk. Ama o biraz istisnai bir BIOS güncellemesi durumuydu. Normalde Z olmayan anakartlarda hız aşırtma yapamıyoruz. Sadece ufak tefek bazı ayar seçeneklerimiz yine BIOS güncellemeleriyle BIOS güncellemeleriyle gelebiliyor. Bu noktada kullanıcının tercihi toplayacağı sistemin bütçesine bağlı ve biz de Teknopat'ın sistem tavsiyeleri bölümünde özellikle farklı bütçeler için farklı ile sistemleri tavsiye ediyoruz. Evet Sizler birlikte Asus'un H370 Pro Gaming anakartını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.